sizlere yardımcı olması açısından internetten örnek sorular ve yine PDF kitaptan örnek sorular çözeceğim. Buradaki birinci soruya baktığımda hangisi Python dosyalarının doğru uzantısıdır diyor. Python dosyalarının doğru uzantısı PY oluyor arkadaşlar. Doğru cevap bu. Hangisi Python yorum satırı kodudur? Yani açıklama yaptığımız koddur. Başında hashtag yani kare diyez işareti olan her yazı yorum satırıdır. Açıklama satırıdır. Burada verilen metinsel ifadede index yani harflerin sırasını gezerek yazdırmayla ilgili bir sorumuz var. Kodun son çıktısı nedir diyor. Print yazı 5'ten 11'e kadar olan harfleri yazdır diyor. Sıfırdan başlıyoruz saymaya çünkü ilk harf sıfırıncı indekste yer alıyor. 0, 1, 2, 3, 4 ve 5. harf L oluyor. 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 diye gidiyor. Burada O harfi olmadan bu seçenek doğru oluyor. Sorumuzun cevabı C. Burada while döngüsüyle ilgili bir sorumuz var. A değişkenine 8, T değişkenine 0 değeri atanmış. T küçük A olduğu sürece döngümüz çalışıyor ve ekrana T değişkeninin değerini yazıyor. Döngü içerisinde T değişkeni 1 artırılıyor. Bu döngü şu şekilde çalışır. 0'dan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye gelir. 7 küçüktür. 8 olduğu için 7'yi de yazar. 8'e geldiğinde 8, 8'den küçük olmadığı için 8 rakamını yazmaz. Yani en son 7 rakamını bu döngü ekrana yazdırır. Bu soru süslü parantezlerin print içerisinde kullanımı ile ilgili. A değişkeninde bu, B değişkeninde Python değeri atanmış. Burada iki tane süslü parantezimiz var ve format A virgül B deniyor. Biz süslü parantezleri format parametresiyle A ve B değişkenlerinin sırasıyla bu süslü parantezlerin içinde yazdırmak için kullanıyoruz. Bu bir Python sınavıdır yazacak ekrana. Dolayısıyla doğru cevabımız A ve B değişkenlerini yazdırmaktır. Süslü parantezin görevi burada bu şekildedir. Aşağıdakilerden hangisi bir liste objesidir? Biz listedeki elemanları köşeli parantezle yazdırıyorduk. Dolayısıyla doğru cevap C seçeneği oluyor. String olan bir A değişkenini yani metinsel ifade olan bir A değişkenini nasıl tam sayıya, integer'a çevirebiliriz? Doğru cevap int fonksiyonu olacak. Kullanımı da bu şekilde. Bu iki döngünün ekran çıktısı nedir? Birinci döngüde i değişkeni 2'ye kadar dönüyor ve ekrana yazdırılıyor. 0 ve 1 yazar. 0'dan başlar 1'e kadar. Daha doğrusu 2'ye kadar 0 ve 1 yazar. İkinci döngüye baktığımız zaman i değişkeni 4'ten 6'ya kadar. Dolayısıyla 4 dahil 5 yazar. 6'yı yazmaz. Bu şekilde bir ekran çıktısı 0, 1, 4, 5 diye oluşur. Deneyelim. Evet, kodu çalıştırdığımız zaman bu şekilde bir çıktı alırız. Bu kodun çıktısı true ya da false olarak hangisi olabilir? Sayı 1 değişkeninde bir işlemimiz var. Burada işlem önceliğine dikkat edeceğiz. 8 ile 5'i çarpacağız ve 2'ye böleceğiz. 8 kere 5, 40. Bölü 2, 20. Print. 20 sayısı 20'den büyük müdür? Hayır. Bu işlemin sonucu false yani yanlış değerini üretecektir. Bu kod ekrana hangi değişken türünü yazdırır? Plaka 06 isminde bir değer ataması var. Gördüğünüz gibi burada tırnak içine alınmış. Dolayısıyla bu string yani metinsel bir ifadedir ve str sınıfına, string sınıfına aittir. Ekrana merhaba dünya yazan programı yazınız. Print fonksiyonuyla çift tırnak kullanarak merhaba dünya yazdırabiliriz. Girilen iki sayının toplamını bulan ve ekrana yazdıran programı yapınız. Hemen yapalım. A değişkenine değer aktarması yapacağız ve bunu tam sayıya çevireceğiz. Çünkü toplama işlemi yapacağız. Input'la kullanıcıdan veri alıyorduk.
Birinci sayıyı giriniz diyorum. Bunu kopyalıyorum. Bunu da B değişkenine aktarıyorum ve ikinci sayıyı giriniz diyorum. Ekrana da bu iki sayıyı çift tırnak içinde önce toplam yazıyorum string ifade olarak. Daha sonra virgül diyerek A artı B değerini yazdırıyorum. Birinci sayıyı giriyorum. İkinci sayıyı giriyorum. Ve toplamın 70 olduğunu görüyorum.